Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ne manifesto ne söylenenlerde hepsi içi boştu. Ama bugünkü kongreden iki kare var ki çok öne çıktı. Bakın iki tane fotoğraf bugünkü kongreden. Birisi dışında, birisi de içinde. Bakın siz bu kongreleri yaptığınız gün insanlara ne maskeden bahsedebilirsiniz, ne hijyenden bahsedebilirsiniz, ne de insanları senin dükkanını kapatırım. Sana maskesiz gezersen ceza keserim. Sen sokağa çıkma yasağı olduğu takdirde sokağa çıkarsan 3150 lira ceza keserim diyemezsiniz. İnsanları sivil itaatsizliğe itersiniz bu fotoğraflardan sonra. Size bunları gösterirler. Ceza kestiğiniz adam derler ki bunlar kim ya bunlar? Bunlar kim diye sorarlar size. 26 bin vaka vardı dün gece. Sanki onlara inat bu kongreleri yapıyorsunuz. Bunlar başta Ankara olmak üzere bütün Türkiye'yi kırmızıya boyamaya karar vermişler. Gördüğüm o ki aşıda bulamadıkları için salgının yayılıp sonra sona ermesini bekliyorlar. O arada kaybolanlar da aramızdan gidecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre salonuna girmeden önce salonun önünde bekleyen lebalep kalabalığa seslenmiş. Diyor ki sizleri kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Kar yağışının tüm dışarıdaki mikropları temizlediğini söyledi ama lebalep dolu kongre salonunun içinde yayılan bu mikropları kim temizleyecek? Salgın yüzünden kayıp giden insanların iktidar nazarında hiçbir değeri yok. Öyle olsaydı AK Parti bugün gerçekleştirdiği lebalep kongre ile yeni cenaze namazlarına davetiye çıkarmazdı. Bu kongre yeni cenaze namazlarına davetiye çıkarmıştır. Salgın haritasında sarıdan kırmızıya dönen illerin sorumlusu iktidarın bizatihi kendisidir. Haritadaki kırmızı AK Parti için artık utancı rengidir. Aşı yok ya. Ne yapacaksınız? İlacı yok bunun. Aşı var dünyada sizde yok. Getiremiyorsunuz. Bir taraftan da yayılması için ne varsa onu yapıyorsunuz.